Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sayı kümeleri 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde teklik, çiftlik durumlarını inceleyeceğiz, sorularımızı çözeceğiz. Fasikülümüzün sayfa 10, 11, 12, 13'teki konularını, sorularını halledeceğiz. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Tek ve çift sayılar. Tanımlar oldukça önemli. Aslında bizim es geçtiğimiz, görmezden geldiğimiz kısım bize konunun özetini, anlamını veren kısımdır arkadaşlar. O yüzden şuradaki kısım her şeyi özetleyen kısımdır. Dikkatlice çalışalım. Ne bir tam sayı olmak üzere. Şimdi tam sayı deyince aklımıza neler gelecek? Negatif sayılar, sıfır ve pozitif sayılar gelecek. Bunu düşüneceğiz. Çift sayılar demiş, nokta nokta nokta, eksi 2, 0 2, 4, 2 şeklinde devam etmiş. Bakın yazılan bu ifadeden şu sonucu çıkartırız. Tek çift sayılar deyince sadece bunu pozitif sayılarda düşünmeyeceğiz. Demek ki negatif tam sayılarda da teklik çiftlik durumu var. Mesela eksi 5 tek sayıdır. Eksi 4 çift sayıdır. Bunu böyle düşüneceğiz. Bir de arkadaşlar en önemli detaylardan biri çift sayıların 2 ne ile gösterilmesi. Genel gösterimi bu şekildedir. Çoğu soruda da biz bunu kullanacağız. Yani çift sayılar deyince 2 ne ile göstereceğiz? ve soruyu kolaylıkla çözeceğiz. Şimdi gelelim tek sayılara. Nokta 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 eksi 1, 1, 3, 5, 2, n, eksi 1 şeklinde ilerliyor. Buradan da yine aynı sonucu çıkartacağız arkadaşlar. Yani negatif sayılar da tek olabilir şeklinde. Diğer bir sonuçta tek sayılar 2n-1 şeklinde gösterilir. Genel gösterimi de bu şekildedir. Bu 2n ve 2n-1'i güzelce öğrenelim arkadaşlar. Şimdi biz burada ne ne olursa olsun iki ile çarptığımız zaman sonuç çift olacaktır. Evet buraya çift dedik. Çift bir sayıdan bir çıkardığımız zaman sonuç tek olacaktır. Örnek veriyorum 14. 14'ten bir çıkardığımızda sonuç 13'tür ve tektir. Dolayısıyla tek sayıların genel gösterimi 2n-1 şeklinde olur sevgili gençler. Şimdi aşağıda bazı ifadeler var. Bunları kesinlikle ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Birkaç tane örnek veriyoruz. Mesela tekle tekin toplamı ya da farkı çifttir demiş. Örnek veriyorum. 13 eksi 11. Bakın tekten teki çıkardım. Sonuç çift oldu. Ya da tekle teki topladım. Sonuç çift oldu. Demek ki iki ifade tekse topladığında çıkardığında sonuç çift oluyor. Artık bir sonuç çıkartıyoruz. Şimdi gelelim diğerine. Buraya arkadaşlar. Çift olursa ne olur? Mesela 4 artı 6 sonuç nedir? 10'dur. 4 eksi 6 sonuç çifttir. İki sayı çift ise bunların toplamı çıkarımı da çift oluyormuş sevgili gençler. Peki biri tek biri çift ise o zaman ne olur? Örnek veriyorum biri 3 biri 4 olsun. Bakın tek artı çiftten 7 geldi tek geldi. Ya da 3 eksi 4 dediğimizde sonuç eksi 1 olur. Farkını aldığımızda da tek geldi. Demek ki biri tek biri çift olunca toplama ve çıkarmada sonuç tek olmaktadır arkadaşlar. Böyle böyle birkaç kere örnek verince kalıcı hale gelecektir. Şimdi gelelim çarpma durumuna. Arkadaşlar iki tek sayıyı çarpacağız. Mesela 3 çarpı 5 sonuç nedir? 15 yani tek. Demek ki iki tek sayının çarpımı tek olacak. Peki iki çift sayının çarpımı olursa ne olur? 2 çarpı 6 sonuç 12. Yani çift. İki çift sayının çarpımı da çift. Peki biri tek biri çift olursa ne olur? Mesela birin 6 diyelim biri de 5 olsun arkadaşlar. Çarptığımızda 30 gelir ve sonuç çift olur. O zaman buradan şu sonucu çıkartırız. Bakın arkadaşlar iki tane sayımız var. İkisi çift olduğunda çarpımı çift olmakta. Bir tanesi çift olduğunda çarpımı çift olmakta. O zaman sayıların çarpımı söz konusu ise, tabi bunlar tam sayı olmak üzere. Sayıların çarpımı söz konusu ise, buradaki sayılardan en az birinin çift olması, sonucun çift olması için yeterlidir arkadaşlar. Buradan da bu sonucu çıkartıyoruz. Şimdi gelelim en önemli detaya. Tek bir sayının N'inci kuvveti tektir. Sonucu tektir. Tabi burada arkadaşlar N denilen ifade pozitif doğal sayı olmak zorunda. Ya da şöyle diyelim sayma sayı olmak zorunda. Sayma sayılarımız bir ile başlar bu şekilde devam eder. Eğer tek bir sayının kuvveti sayma sayı olursa sonuç tektir. Örnek veriyorum. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27'dir. Bakın tekin kuvveti tek oldu. Ya da 5'in 2. E, kuvveti 25'tir. Tekin kuvveti tek oldu. Ama dikkat edin arkadaşlar. Eğer sana soruda kuvveti hakkında bir bilgi verilmediyse sen bunu negatif düşünebileceksin. Dolayısıyla mesela 5'in eksi 2. kuvveti şeklinde bir ifade oluşacak. Bu da 1 bölü 25 olacak. Dolayısıyla böyle bir ifadede teklik çiftlik durumundan bahsedemeyeceğiz. O yüzden buradaki kuvvetin ne olarak tanımlandığına dikkat edeceğiz. Doğal sayı mı diyor, tam sayı mı diyor ya da başka bir şey mi diyor? Yani arkadaşlar en önemli ayrıntı budur. Tekrar ediyorum. Burada T üzeri ne ifadesi tek olacaksa kuvveti kesinlikle sayma sayı olmalıdır. Çiftin üzeri ne olacaksa sonuç ve çift olacaksa burada da arkadaşlar ne pozitif doğal sayı olmalıdır. Mesela arkadaşlar şöyle düşünün. Burada tabanımız 2 olsun. Kuvveti ne olursa olsun sonuç çift olacak. Mesela 2 üzeri 5 32'dir. 2 üzeri 10 1024'tür. Sonuç daima çifttir. Ama arkadaşlar ben buraya 2 üzeri 0 dersem sonuç 1 olur ve tek olur. O yüzden burada kuvvetin Nasıl tanımlandığı oldukça önemlidir. En az 1 verebiliyoruz. Öyle olduğu zaman çiftin neyinci kuvveti bize çifti verecektir. Ama çiftin sıfırıncı kuvveti arkadaşlar 1'dir. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim alttaki ifadeye. A üzeri 0 eşittir 1 demiş. Arkadaşlar A sıfırdan farklı olmak üzere Bakın A sıfırdan farklı olmak üzere Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Arkadaşlar peki sıfır üzeri sıfır olursa ne olur? Ki bu bizim istemediğimiz bir durumdur. Burada da belirsizlik söz konusudur. Sorularda karşımıza çıkacak. Sana taban ve kuvvet verecek. İşte hangisi olamaz derse sen sıfır üzeri sıfırı alacaksın. Örnek veriyorum. Yani burada sıfır üzeri sıfır belirsizlik belirttiği için, belirsizlik olduğu için bu durum istemediğimiz bir durumdur. Soruları çözerken göre çözeceğiz değerli öğrencilerim. Şimdi gelelim sorularımızın çözümlerine. A 1 bir tek sayı ise aşağıdaki ifadelerin hangileri tek sayıdır? Arkadaşlar, şimdi bize A 1'in tek olduğunu söylüyor. Burada A'mız çift ki çift bir sayıdan tek bir sayıyı çıkardığımızda sonuç tek olmuş. O zaman burada bir sonuç çıkartıyoruz. A'mız nedir? A'mız 1 bir çift sayıdır. Peki biz A'nın negatif olduğunu biliyor muyuz? Pozitif olduğunu biliyor muyuz? Sıfır olduğunu biliyor muyuz? Mesela A burada sıfır olabilir arkadaşlar çift sayı olduğu için. Ya da eksi altı olabilir. Ya da on iki olabilir. Bunların hepsi çift sayıdır. Düşünürken bunları detaylıca düşüneceğiz. Şimdi birincisine bakın arkadaşlar. Şöyle yazalım. Demiş ki 3 çarpı a artı 1. Arkadaşlar A'ya ne demiştik? Çift. Çiftle teki topladığımızda tek olur. Tek tekin çarpımı da tek gelir. Bana hangisi tek sayıdır diyor. O zaman bunun sonucu tektir. Bu şekilde düşündük. Peki devam edelim. İkincisine bakalım. Arkadaşlar 12 çarpı A artı 13 nedir? Sen burada A'yı ister tek bul çift bul fark etmez. Yani buranın bir önemi yok. Yanında 12 ile çarpılmış arkadaşlar. Yani çift bir sayı ile çarpılmış. Burası hangi tam sayı olursa olsun 12 ile çarpıldığı için sonuç çift olacaktır. Şimdi bunu çift olarak bulduk. Yazalım. Üçüncüsünde ise arkadaşlar bakın ardışık iki tane sayının çarpımı var. Aralarında fark 1. O zaman bunlardan biri tek biri çift olacaktır. Tekle çiftin çarpımı da bize çifti verir. Bu şekilde yazmış olduk. Şimdi gelelim dördüncü ifadeye. Onu buraya yazalım. Arkadaşlar a üzeri a artı 1 demiş. Bir kere ben burada a'ya sıfır verirsem sıfır üzeri birden sıfır gelecek ve çift olacak. Tamam mı arkadaşlar? a'ya ben burada örnek veriyorum. Eksi 6 vereyim. Eksi 6 artı 1'den eksi 6'nın eksi 5. kuvvetinden eksi 1 bölü 6 üzeri 5 gelecek. Ne tek ne de çift olacak. Yani biz buradaki ifade için kesinlikle tektir diyemeyiz. Kesinlikle çifttir diyemeyiz. A zaten çifti tek demeyelim de. Kesinlikle çifttir diyemeyiz. Bu şekilde de arkadaşlar ne tek ne çift olabiliyor Buradan da bu sonucu çıkartırız. Yani bize soru deseydi aşağıdaki ifadelerin hangileri kesinlikle tek sayıdır deseydi sadece 1 diyecektik arkadaşlar. Dördüncüsü 0 olabiliyor yani çift olabiliyor. Bir de ne tek ne çift olabiliyor. Bunlar önemli ayrıntılarda sevgili gençler. Şimdi ikinci örneğe bakalım. A, B, C doğal sayılar. Bak doğal sayılar diyorsa bir ki sen burada 0, 1, 2 gibi sayıları düşüneceksin. Sıfırı unutmayacaksın. A artı B artı C çift sayı olduğuna göre toplamının çift olduğunu söylüyor. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen böyle olabilecek ihtimalleri altına yazma. Şıklara bak, ihtimallere bak. Verilen şartlara göre soruyu çöz. Şimdi demiş ki A ve B tek ise ben buraya tek, buraya tek yazarsam arkadaşlar ne olur burası? Çift olur. Çiftle çifti topladığımda sonuç çift olur. C çift gelir. Bakın C çifttir demiş. O zaman birincisi doğrudur. Şimdi şurayı siliyorum. A ve B çift ise buraya çift, buraya çift diyorum arkadaşlar. Sonucunun çift olması için C'nin çift olması gerekir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Silelim. A tek ise B artı C çifttir demiş. Arkadaşlar B artı C'yi şöyle parantez içinde gösterelim. Sonucu çift olacaksa B artı C'nin tek olması gerekir. Tekle tekin toplamı çift olur. Dolayısıyla B artı C çifttir ifadesi yanlıştır. B ve C tek ise buraya tek diyorum buraya tek diyorum. Ne oldu? Sonuç çift oldu. Çift ile çifti topladığımda sonuç çift gelir. Yani A çift olmalıdır. B ve C tek ise A'mız çift olmalıdır. Bakın ben buraya çift dedim. B de tek arkadaşlar. Çiftten teki çıkardığımızda sonuç tek gelir. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 4'tür. ABC birer tam sayı. Dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Tam sayıysa negatif, sıfır ve pozitif sayıları düşüneceğiz. İfade verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi eşi sağ tarafını inceleyelim. 2 ile çarpılmış çift olmuş, burası da çifttir. Çiftli çift topladığımda çift geldi. Yani a burada tek olsun, çift olsun fark etmeksizin sizin in sağ tarafı çift geldi. Hemen ifademi şöyle yazıyorum arkadaşlar. Madem öyle bu ifade A'ya bağlı değil o zaman biz A tiktir, çifttir şeklinde kesinlikle konuşamayız. A'lı olan ifadeleri siliyorum arkadaşlar. Şimdi 7 ile çift bir sayı çarptığımda sonuç çift olacaktır. B çarpı C eksi 8 eşittir çift. Arkadaşlar burası çift. Çiftten çifti çıkartalım ki sonuç çift olsun. O zaman B çarpı C çift olmalıdır. Peki buradan neler çıkartabiliriz? Bakın bu çift bu tek olabilir. Tek çift olabilir ya da ikisi de çift olabilir. Ama çarpımının çift olabilmesi için B ve C'nin sadece biri ya da şöyle diyelim en az biri çift olsun ki arkadaşlar sonuç çift olsun. E bakınca arkadaşlar B ve C'den en az biri çift ifadesi cevabımız olacaktır. Bir tanesi çift olsun ki çarpım çift olsun. Evet, gelelim dörde. X bir tam sayı olmak üzere. Burada önemli bir detay var. Tam sayı ise negatif, sıfır, pozitif sayıları düşüneceğiz. Üç öğrenci arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiştir. Buna göre öğrencilerden hangisi kesin doğru cevabı söylemiştir? Demiş ki, X'in karesinden kendisini çıkarttığımda tek sayı buldum. Arkadaşlar, X'in karesinden kendisini çıkardım. Şimdi iki ifade mesela tekse tek olacak, çiftse çift olacak. Örnek veriyorum tekten teki çıkardığımda çift, çiftten çifti çıkardığımda çift olacak. Tek sayı olması mümkün mü arkadaşlar? Değil. O yüzden can doğru söylemedi. Şimdi şuna bakalım. X'ten 2 çıkardım. Bir de X'ten 3 çıkardım. Sonuçları çarptığımda tek sayı buldum. Arkadaşlar ardışık iki sayıdan bahsediyorum. Bu ardışık iki sayıdan biri tekse diğeri çift olacaktır. Mesela 2 3 ya da 4 5. Bakın ardışık iki sayı biri tekse biri çift olacak. Dolayısıyla bunun çarpımı da çift gelecek. Bize ne demiş? Tek sayı buldum demiş. Ale'ninki de kesinlikle doğru değil. Şimdi Banu'ya bakalım. X'in küpünden karesini çıkartıp Sonuca 5 eklediğimde sonuç tek sayı oldum, olmuştur diyor. Bakalım öyle mi? Az önce arkadaşlar böyle toplama çıkarmada tekten tek çıkardığımda ya da çiftten çift çıkardığımda sonuç daima bana çifti verecek. Yani şurası çift mi? Çift ile teki topladığımda sonuç tek gelir. Banu kesinlikle doğru söylemiştir. Gelelim 5'e x ve y pozitif tek sayılar olmak üzere. Şimdi dikkatli olalım arkadaşlar. Pozitif tek sayılarımız 1, 3, 5, 7 şeklinde devam eder. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır demiş. Mesela C şıkkına bakın arkadaşlar. Bunlara 1 verirsem ne olur? 1 olur ve sonuç tek olur. Zaten ikisi de tek sayı, iki tek sayının çarpımı tek gelecektir. C'yi bu şekilde dedim. Arkadaşlar buraya bakın. Tekin tek kuvveti çarpı tek. Burada x pozitif olmasından dolayı x'in x'inci kuvveti yani tekin kuvveti tek gelecektir. Tekle teki çarptığımda da sonuç tek olacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya bakın. Tekle teki çarptım tek. Tekin pozitif kuvveti de tek olacaktır. Bunu da eledik. Şimdi arkadaşlar e, nereye bakalım? Şuraya bakalım. x'imiz tek. Burası da tek. Burası da tek. Arkadaşlar tekle tekin toplamı çifttir. Çiftle teki topladığımda sonuç tek geldi. Bu da gitti. Gelelim E şıkkına. Arkadaşlar tekin pozitif kuvveti tektir. Tekin pozitif kuvveti tektir. Dolayısıyla sonuç çift geldi. Cevabımız edirnedir. Asla ezber yapmayın arkadaşlar. Eğer bu soruyu çözdükten sonra da hala bir şeyler oturmadıysa birkaç örnekle işte tekle tekin toplamı çifttir, tekle çiftin çarpımı çifttir şeklinde yazın kağıda kaldığınız yerden devam edin arkadaşlar. Evet gelelim bilgi notumuza. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Evet. Mesela arkadaşlar 5'in 10. kuvveti pozitiftir. 1 bölü 5'in e, örnek veriyorum. Eksi 2. kuvveti. Hiç fark etmez. Bu da pozitiftir. Eğer tabanımız pozitifse tüm kuvvetleri pozitiftir arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Şimdi arkadaşlar eksi 2'nin dördüncü kuvveti diyelim. Bu ne demek? Eksi 2'yi 4 kere çarp demektir. Şimdi arkadaşlar bakın x ile x'in çarpımı artı. x ile x'in çarpımı artı. Çift sayıda eksi olduğu için çarpımı bize pozitifi verecektir. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ten 16'yı verir. Şimdi bir başka de işte eksi 2'nin 3. kuvveti diyelim. Bakın eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 oldu. 2 tane eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi 8 oldu. Ama burada şunu ayırt edin lütfen. Mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti ile eksi 2'nin dördüncü kuvveti farklı şeylerdir. Burada biz eksinin de dördüncü kuvvetini alıyoruz. Ama burada sadece 2'nin dördüncü kuvvetini alıyoruz. Bakın sol taraf 16 iken sağ taraf eksi 16 eşittir arkadaşlar. Bunlar aynı şeyler değildir. Dikkatli olalım. Demek ki negatif bir ifadenin çift kuvveti bize pozitif sonucu veriyor. Negatif bir ifadenin Tek kuvveti bize negatif sonucu veriyor sevgili gençler. Gelelim diğer örneğimize. ABC gerçel sayılardır. İfadeler verilmiş. ABC'nin işareti sırasıyla hangisidir? Şimdi birinde küçük sıfır, birinde büyük sıfır, birinde küçük sıfır olarak verilmiş. Burada ilk başlayacağımız yer çift kuvvetin olduğu yerlerdir arkadaşlar. Şimdi verilen 3 ifadede çift kuvvet nerede var? Burada var. Arkadaşlar sonuç sıfırdan büyükmüş. Demek ki hani bir sayının çift kuvveti bize pozitifi veriyor ya. Burası pozitifmiş. Çarpımının sıfırdan büyük olması için de C küpün pozitif olması gerekiyor. Arkadaşlar bir ifadenin tek kuvveti pozitifse o ifade pozitif demektir. Buradan yola çıkarak C'nin işaretinin artı olduğunu anlarız. Geldik buraya. Tamam C artı işaretine sahip. Aküp çarpı C ifadesi sıfırdan küçükse o zaman arkadaşlar aküpün eksi olması lazım. Şimdi A'nın tek kuvveti eksi ise A'nın kendisinin eksi olması lazım. Eksiyi buraya yazdım. Çarpımı sıfırdan küçükse bunlar zıt işaretli demektir. B'nin artı olması lazım. B'nin işaretini de bu şekilde bulmuş olduk. Cevabımız Edirne'dir. Dediğim gibi Çift kuvvetli yerden başlıyoruz arkadaşlar. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. Bak pozitif tam sayılar diyorsa en az biri düşüneceğiz arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Eşitliği için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Önce ifademizi bir düzenleyelim. Bakın çarpıyorum. O zaman a kare b küp eksi c kare eşittir 2 c kare oldu. Buradaki c kareyi sağ tarafa artı c kare olarak geçirdik a kare b küp ifadesi 3c kareye eşit oldu. Şimdi arkadaşlar burada kendimiz sonuç çıkarmak yerine şıklardan gideceğiz. Bakın a ve b tek ise c çifttir diyor. a'mız tek b'miz tek ise kuvvetleri de tek olacaktır. Çarpımı da tek olacaktır. Sonucun tek olması için c'nin tek olması gerekir. Tekle teki çarpayım ki tek olsun. Ama demiş ki c çift. Şimdi biz burada A'ya ve B'ye tek dersek çarpım tek oluyor. Ama C'ye çift dersek arkadaşlar burası çift oluyor. Tek bir sayı çift bir sayı eşit olamaz. O yüzden kesinlikle doğru diyemeyiz. Bunu bu şekilde eledik. A çarpı B çift ise. Yani şurası çift ise arkadaşlar. Burada çift olabilmesi için C'nin çift olması gerekiyor. C tek demiş bu da gitti silelim. A tek B çift ise. Bakın tek de çifti çarptığımda çift gelir. C tektir demiş. Eğer ben burada C'ye tek dersem tek de tekin çarpımı tek olur. Eşit olmaz. Bunu da bu şekilde elemiş olduk. Gelelim diğerine. C çift. B tek ise A tektir. Şimdi arkadaşlar C'miz çift ise çarpımı çift olacaktır. Dolayısıyla burada eşitliğin sağlanabilmesi için A ya da B'nin en az birisinin çift olması gerekir. Bize ne vermiş arkadaşlar? B tek ise A tektir. Yani ikisi de tek olamaz. Bunlardan birinin çift olması gerekir. Bunu da bu şekilde dedik. Gelelim E şıkkına. A çift diyor. A'mız çift ise çarpımı çift olacaktır. Eşitliğin sağlanması için de C'nin çift olması gerekir. Evet. Cevabımız Edirne'dir. Bu tür sorularda ayrı ayrı sonuç çıkarmayın arkadaşlar. Şıklardan gidin. A çift doğal sayıdır demiş. Arkadaşlar çift doğal sayılarımız 0, 2, 4, 6 şeklinde ilerlemektedir. 0'ı da unutmuyoruz. Burada demiş ki A üzeri 2006 artı B üzeri 2007 sayısı tek doğal sayı ise. Bakın sonuç tek doğal sayıymış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Öncelikle A'nın çift doğal sayı olduğunu biliyorum. Pozitif bir kuvveti de ne olacaktır? Çift olacaktır. Toplamının tek olabilmesi için buradaki ifadenin tek olması gerekir. Buradan yola çıkarak B'nin tek olduğuna karar verdik arkadaşlar. Şimdi B burada negatif olabilir mi? Bunu kontrol edeceğiz. Arkadaşlar mesela negatif bir sayı ise bu. Ee, biz burada tek kuvvetini aldığımızda sonuç negatif olacak. Negatif olabilecek. Ama her zaman tek doğal sayı olabilmesi için B'yi burada pozitif bir sayı olarak düşünmemiz lazım. Örnek veriyorum arkadaşlar. 2 üzeri 2006 artı eksi 3 üzeri 2007 ifadesi bize eksiği verecektir. Hatta eksi tek sayı verecek. Bunun sonucunun her zaman tek doğal sayı olabilmesi için B'nin burada tek doğal sayı olması gerekiyor. O zaman buraya yazıyorum. Tek doğal sayı. Peki. Şimdi devam edelim. Hangisi çift sayıdır diyor. Arkadaşlar A'nın çift olduğunu biliyorum. B de tek. Ne oldu? Sonuç tek oldu. E şıkkı ne dedik? B'miz tek. Tekin kuvveti tektir. Tekle teki çarptım tektir. Tekten teki çıkardığımda çift geldi. Bak burada çift geldi. Dikkatli olalım arkadaşlar. Yani C olabildi. Bize çift sayıdırı soruyor. Şimdi B'ye bakalım. A'mız çift idi. 1 ile toplayınca tek oldu. Tekten çifti çıkardığımızda tek geldi. Tekle tekin çarpımı da tek oldu. Bunu da bu şekilde eledik. A çift idi. Çiftle teki topladığımda tek oldu. B'miz tek idi. Tekle teki çarptığımızda sonuç tek geldi. A'ya bakalım arkadaşlar. Çiftin kuvveti çifttir. B'miz tek. Tekle teki çarptığımda tek ve sonuç tek geldi. Cevabımız C'dir. A kare tek tam sayı olduğuna göre. Şimdi ne diyor? Tek tam sayıdır diyor. Bir kere arkadaşlar, e, burası tek tam sayı ise A'nın kesinlikle tek tam sayı olması lazım. Burada negatifi de düşüneceğiz. Pozitifi de düşüneceğiz. Dikkatli bir şekilde ilerleyelim. O zaman A için yazalım. Tek tam sayı. Şimdi A üzeri 4 artı 1 çift sayıdır demiş. A'mız tek ya arkadaşlar. Kuvveti de tek olacaktır. Tek teki toplayınca çift gelecektir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Birincisi doğru. A kare eksi 1 pozitif çift sayıdır demiş. Şimdi tek tam sayı içerisinde 1 vardır. Ya da eksi 1. Fark etmez. Karesini aldığımızda bize 1'i verecektir. Birden 1'i çıkardığımızda 0 gelir. 0 çift sayıdır. Ama işareti yok arkadaşlar. O yüzden biz buna pozitif çift sayıdır diyemeyiz. İkincisi her zaman doğru olmadı. A üzeri 6 artı 4. Arkadaşlar şimdi... Zaten tek bir sayının çift kuvveti daima a burada negatif de olsa kuvveti çift olacağı için pozitif gelecek. Tekin kuvveti de teki verecek. Tekle çifti topladığımızda sonuç tek olacak. Yani pozitif tek sayıdır ifadesi doğrudur. Pozitif olduğuna nasıl karar verdik? Burada kuvveti çift arkadaşlar. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olacağından Pozitif artı pozitiften sonuç artı gelecektir. Sonuç itibariyle cevabımız 1 ve 3 oldu. Gelelim 10. örneğimize. A ve B çift sayı B tek sayı olmak üzere. Çift, tek, çift. A küçük B küçük C koşulunu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC doğal sayısı yazılabilir? Bir kere 3 basamaklı sayı olacaksa A burada 0 olamaz. Bir de arkadaşlar A, B, C burada rakam olmalı. Şimdi yazalım. A küçük, B küçük, C diyoruz. A'ya burada en az 2 verebiliriz. B'ye en az 3 verebiliriz. B tek olacak. Dikkatli bir şekilde yazalım. C de çift olacak. O zaman C burada 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. A, B, C sayısı 234, 236. 238'dir. Bu şekilde 3 tane sayı yazabiliyoruz. Şimdi A 2 olarak kalsın. B'yi değiştirelim. Küçüklük ifadesinin bozulmaması için buraya 6 8 yazacağız arkadaşlar. Bu şekilde 2 tane ABC sayısı yazabiliyorum. 256 258. Şimdi arkadaşlar B'ye 7 diyelim küçüklüğün bozulmaması için C'ye bir tek 8 verebiliyorum. Bu şekilde bir tane ABC sayısı yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar A'ya bunu tekrar yazalım şuraya. A'ya 4 verelim. B en az 5 olacaktır. ABC küçüklük ifadesinin bozulmaması için C'ye 6 verebilirim, 8 verebilirim. Yani ABC sayısı 456, 458 olacaktır. Bu şekilde 2 tane sayı yazabiliyorum. Bakın 4, 7, 8. Bir tane sayı yazabiliyorum. Şimdi A'ya 6 verelim arkadaşlar. Buraya 7, buraya 8 diyebiliyorum. Bu şekilde bir tane ABC sayısı yazabiliyorum. 3 2 daha 5 6 8 9 10. Bu şekilde 10 tane abc doğal sayısı yazabiliyoruz. Evet, gelelim ardışık sayılara. Oldukça önemli bir konu arkadaşlar. Ve inanın sınava kadar biz buradaki ifadeleri defalarca kullanacağız. Pratik bir şekilde sonuçlarını güzelce öğrenmeliyiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Ardışık sayılar neye deniyor bir bakalım. Peş peşe olanlar arasındaki fark aynı olan sayılara ardışık sayılar denir. Terim sayısını nasıl hesaplıyoruz? Bakın ardışık olmak üzere son sayı eksi ilk sayı bölü ortak fark yani aradaki fark artı bir şeklinde terim sayısını hesaplıyoruz. Toplam ise arkadaşlar terim sayısı bölü 2 çarpı ilk sayı artı son sayı. Mesela 1 artı 2 artı nokta nokta 30'a kadar gitsin. Burada terim sayısını şöyle buluruz arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ya da aradaki fark. Bölü 1 artı 1'den 30 tane terim sayısı vardır. Toplam ise arkadaşlar terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 ile hesaplanılır. İşte ifade bunu anlatıyor arkadaşlar ve biz bu ifadeyi sayısız kullanıyoruz, çok kullanıyoruz arkadaşlar ve her yerde kullanıyoruz. Şimdi en önemli ayrıntılardan biri olan buradaki ifadelerdir. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 ne kadar gelmiş. Bu şekilde ardışık olan sayılarda birden başlıyor ve neye kadar geliyorsa ne tane terim sayısı vardır. Bakın buraya terim sayısını yazmış. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 demiş. Aralarında fark 1 ise ve bu şekilde birden başlayarak gidiyorsa arkadaşlar ne çarpı ne artı 1 bölü 2 ile hesaplıyoruz. Mesela şuradaki soruya bakın. Birden başlamış 30'a kadar gelmiş. O zaman buradaki ifade 30 çarpı 31 bölü 2 ile hesaplanılır. Buradaki n ifadesi terim sayısıdır. Bunu unutmayalım. Bakın n'ye terim sayısı diyoruz. Şimdi arkadaşlar 2'den başlayıp 2 4 6 nokta nokta 2n'ye kadar gelen sayıların toplamına bakacağız. Az önce ne dedim? n burada terim sayısıdır. Şimdi buradaki n de terim sayısıdır arkadaşlar. Yalnız çift sayıları 2n şeklinde gösterdiğimizde bunu söyleyebiliyoruz. Ne burada terim sayısıdır. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2'den bakın ne çarpı ne artı 1 geldi. Terim sayısını buluyorum. Sonra ne çarpı ne artı 1 diyorum. Bu ifadeyi birkaç kere yapınca kafada kalıcı olacak arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. 1 artı 3 artı 5 nokta nokta 2 yani eksi 1. Biz ne demiştik dersin başında? Tek sayıları 2n eksi 1 ile gösteririz. İşte arkadaşlar buradaki N de bir terim sayısıdır. Terim sayısını bulacağız ve sonuç olarak karesini alacağız. Bak terim sayısına N dedik. Son terim artı ilk terim bölü 2. Bak ne geldi? N çarpı e, şunlar gitti. N geldi arkadaşlar. Sonuç ne kare oldu? Yani buradaki terim sayısını bulmayı kısa yoldan öğrenelim arkadaşlar. Mesela bir tane örnek verelim. 1 artı 3 artı nokta nokta ne olsun? 33 olsun. Bunun sonucu nedir? Tamam sen burayı kullanarak yapabilirsin. Ama arkadaşlar birden başlamış ve tek sayılar olarak ilerlemiş. O zaman son terimi 2n-1 şeklinde gösterelim. 33'ü eşitleyelim. 2n buradan 34 olur ve n'imiz 17 olur. Yani burada terim sayısı 17'dir. Ve toplamı da arkadaşlar 17'nin karesine eşittir. Kısaca bu şekilde bulabiliyoruz. Ya da bu yoldan da yapabilirsin. Evet arkadaşlarım şimdi gelelim örneklere. 1, 2, 3, 25'e kadar sayıların toplamı. Bakın aradaki fark 1. O zaman bu 25 çarpı 26 bölü 2'dir. Yani ne çarpı ne artı 1 bölü 2 uyguladık arkadaşlar. Şimdi birden başlamış 1, 3, 5, 43'e kadar gelmiş tek sayılar. Tek sayıların genel gösterimi nedir? 1 artı 3 artı 5 diyelim. Ve son terimi 2 ne eksi 1 ile gösterelim. Arkadaşlar burası 43'e eşit. O zaman 2 ne eksi 1'i 43'e eşitlersem 2 ne 44'tür ve ne'yi 22 olarak buluruz. Ve sonuçta burada 22'nin karesine eşit olur. Bak şöyle düşün. Terim sayısı 22'dir çarpı son terim artı ilk terim burada nedir 44'tür bölü 2 dediğimde 22'nin karesine ulaşırız şimdi devam ediyorum arkadaşlar lütfen bu terim sayısı bulmayı, bulmayı kısaca öğrenin çok zaman kazanırsınız şimdi C'ye bakalım 2 4 6 64'e kadar gitmiş 2'den başlamış ve çift sayıların toplamı şeklinde ilerlemiş aradaki fark 2 arkadaşlar genel gösterimi 2 nedir? Burada 2 neyi 64'e eşitlediğimde neyi 32 olarak bulurum. Ve burada sonuç 32 çarpı 33 olur arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün. Terim sayısı 32. Son terim artı ilk terim bölü 2. Bak 66 geldi. 66 bölü 2'den 33 geldi. Demek ki 2'den başlayıp 2'şer 2'şer 2 nye kadar giden sayıların toplamı n çarpı n artı 1'miş sevgili gençler. D'ye bakalım. 5 artı 8 artı 11 77'ye kadar gidiyor. Tamam burada aradaki fark yok. Arada bir fark yok. O zaman ne yapacağız? Terim sayısı formülünden gideceğiz. Arkadaşlar burada terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü aradaki fark artı 1. Buradan da 72 bölü 3 gelir. O da 34'tür. 34 artı 1'den 35 gelir. Şimdi toplamını buluyoruz. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. 35 çarpı 82 bölü 2 sadeleştir çarp. Mantık bu. Ama dediğim gibi 2n, 2n-1 ifadesindeki n'ler bize terim sayısını verir. Kısa yoldan çözüme gidebiliriz sevgili gençler. Evet gelelim 12. soruya. Ardışık 15 çift doğal sayının toplamı 660 olduğuna göre bunların en küçüğü kaçtır? Bakın bu soru farklı farklı çözülebilir. Ben farklı farklı çözeceğim. Siz karar verin arkadaşlar. Mesela yeni öğreniyorsun ya şöyle düşünebilirsin. En küçük sayıya x vereyim. Sonraki çift sayımız x artı 2 olacaktır. Bir sonraki x artı 4 olacaktır nokta nokta bakın arkadaşlar 1 2 3. sayı olmuş oldu 15. sayıya geleceğim 15. sayıda ne olacak 14 çarpı 2'den 28 gelecek bakın arkadaşlar 2'nin 14 katı 2'nin 0. kuvveti burada 2'nin 1. kuvveti burada 2'nin 2. kuvveti burada ve 2'nin 14. kuvveti burada x artı 28 yazacaksın ya da parmaklarınla hesaplayacaksın. Şimdi buradaki sayıların toplamı 660'a eşitmiş. Elimizde 15 tane sayı var. 15x diyorum. Her birinde x olduğu için 15x olacak. Artı sonra 2, 4, nokta nokta 28'e kadar olan sayıların toplamı eşittir 660 diyeceksin. Ve buradan x'i bulacaksın. Bakın bu çözüm yollarından biri. Diğer bir çözüm yolu arkadaşlar şu şekildedir. Çift sayı olduğunu biliyorum. Ortadaki sayıya x derim. Bir sonraki sayı x artı 2. Bir önceki sayı x eksi 2. x artı 4. x eksi 4. x artı 6. x eksi 6. x artı 8. x eksi 8. Bu şekilde toplamda 15 tane olacak şekilde yazacağım. Yani arkadaşlar burası ortadaki sayı ise buraya 7 tane sayı yazacağım. Buraya da 7 tane sayı yazacağım. Ve buradaki sondaki sayımız 2, 4, 6, 8 diye gidiyor ya arkadaşlar. 2'nin 7 katından x artı 14'ü verecek. En baştaki sayımız da x, x 14'ü verecek. Bütün sayıları topladığımızda şunlar birbirini götürür. 15x eşittir 660 gelir ve x'i buradan bulacağız. x'i bulduktan sonra 14 çıkartacağız. Bu şekilde de sonuca gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada 15 tane sayımız var. Yani tek sayıda terimimiz var. Arkadaşlar tek sayıda olduğu için ve hatta bunlar çift olduğu için arkadaşlar 660'ı 15'e bölerek biz direkt ortadaki sayıyı buluruz. Bakın 660'ı 15'e bölerek direkt ortadaki sayıyı buluruz. Mesela bu sayı nedir? 44'tür. Şimdi 44'ten 14'ü çıkartıp en küçük sayının 30 olduğunu bulabilirsin. Buradaki ifadeye göre ya da 44'ten geriye gidebilirsin. Bu ortadaki sayı bunun sonunda 7 tane sayı vardır. 7 tane geriye git. 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30 şeklinde geriye gidebilirsin. Yani soruya birden farklı bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Hiç önemli değil. Ama burada önemli olan tüm bu işlemlerden sonra pratik yolu yakalamak arkadaşlar. Tek sayıda terim verildiyse buradaki toplamı terim sayısına böldüğümüzde direkt ortadaki sayıyı buluruz. Ondan sonra ilerleyebiliriz. Şöyle de yapabilirsin. Bak ortadaki sayı 44. Bunun solunda 7 tane sayı var. Demek ki ortadaki sayımız nedir? 8. sayıdır. Diyeceğiz ki son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarı artı 1. Neye eşittir arkadaşlar? Bu 8. terim ya. 8 tane terimden oluşmaktadır. Böylelikle en küçük terime ulaşabilirsin. Bu şekilde de yapabilirsin. Artık bundan sonra tercih senin. Gelelim 13. sorumuza. ABC ardışık pozitif tam sayılardır. En önemli detay şurası arkadaşlar. Ardışık dediğine göre aradaki fark 1 olmalı. A sayısı nedir diyor. Yani A cinsinden yazacağız. Bakın gençler. O zaman B sayısı A artı 1'e eşittir. C sayısı ise bunun bir fazlası olacağı için A artı 2'ye eşittir. Öncelikle şu ifadeleri bir düzenleyelim. A eksi 1 bölü A çarpı B eksi 1 bölü B çarpı C eksi 1 bölü C eşittir. 14 bölü 17. Bak şunu görebilirsin. C'nin 1 eksi B'ye eşittir. Dolayısıyla... Bunları sadeleştirebilirsin. B'nin 1 eksi A'yı eşittir. Bunları sadeleştirebilirsin. Geriye A eksi 1 bölü C kalır. Diyelim ki göremedin. O zaman B gördüğün yere A artı 1 yaz. C gördüğün yere A artı 2 yaz. Senden hangi sayıyı istiyorsa verilen diğer ifadeleri ona benzet. Yani mesela C sayısını isteseydi A'yı ve B'yi C cinsinden yazacaktın. Bakın o zaman C eksi 1 C-2 olacaktı ve bu şekilde C'ye ulaşacaktık arkadaşlar. Şimdi burada B yerine A artı 1 C yerine artı 2 yazalım. A artı 1 A artı 2. Bakın arkadaşlar ifade neye dönüştü? A-1 bölü A çarpı burası bize A'yı verdi. B yerine A artı 1 yazacağız demiştik çarpı. Burası arkadaşlar A artı 2-1'den A artı 1 oldu a artı 2 oldu. 14 bölü 17. Şimdi bakın aynı şekilde sadeleştirdik. Burası a eksi 1 bölü a artı 2 ifadesi 14 bölü 17 eşittir. Tamam işler dışlar çarpımı yapabilirsin ama gerek yok. Bakın arkadaşlar biz burada a'ya 15 verdiğimizde pay kısmı 14 oluyor. Payda kısmı ise 17 oluyor. Yani a'mız 15'tir. Evet gelelim 14. sorumuza. 2n artı 1 ve 3n eksi 7 sayıları ardışık 2 tek tam sayı olduğuna göre n'nin alacağı değerler toplamı nedir? Öncelikle arkadaşlar ardışık 2 tek tam sayı diyor. Ardışık 2 tek tam sayı düşünür müsünüz? Mesela biri 1, bir, 3. Bu iki sayıyı bu şekilde çıkarttığımda sonuç eksi 2 olmakta. 3'ten 1'i çıkardığımda sonuç 2 olmaktadır. Peki 2n artı 1 mi büyük? 3n eksi 7 mi büyük? Ben bunu biliyor muyum? Hayır. O yüzden arkadaşlar farkını alacağım ve sonucunu eksi 2'ye 2'ye eşitleyeceğim. 2n artı 1 eksi 3n eksi 7 eşittir 2. 2n artı 1 eksi 3n eksi 7 eşittir eksi 2. Burayı toparlarsam eksi n artı 8 eşittir 2'den n 6 gelir. Eksi artı 8 eşittir. Eksi 2'den n'imiz 10 gelir. O zaman n'nin alacağı değerler toplamı 6 artı 10'dan 16 olur. Gelelim 15. örneğimize. Ardışık 3 doğal sayının çarpımı 210 olduğuna göre toplamları kaçtır? Bir kere ardışık 3 doğal sayıdan bahsediyorsak aralarındaki fark 1 olmalıdır. Arkadaşlar ortadaki sayı x ise bir sonraki x artı 1 bir önceki sayı x eksi 1 olmalıdır. Burada önemli olan 210'u bu şekilde ardışık 3 sayı olacak şekilde yazmalıyız. Mesela arkadaşlar 21 3 ile 7'nin çarpımıdır. Hani 21 çarpı 10 şeklinde düşünürsek 10 ise 2 ile 5'in çarpımıdır. Buradaki ifadeleri 3 tane sayı ardışık olacak şekilde yazacağım. Bakın 5 çarpı 6 çarpı 7. O zaman bu 5, bu 6 ve bu 7'dir. Bize toplamları nedir demiş. Toplamları da 18'dir sevgili gençler. Gelelim 16. sorumuza. Aşağıda pozitif ardışık çift tam sayılar. Her satıra satır numarası kadar çift sayı sıradaki çift sayıdan başlayarak yazılıyor. Buna göre 6. satırın sonuna gelindiğinde yazılan son sayı ile birlikte yazılan sayıların toplamı kaçtır? Ne diyor arkadaşlar? Yazılan son sayı ile birlikte yazılan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi birinci satırda 2 iki yazılı. ikinci satırda 4, 6 yazılı. Üçüncü satırda 8, 10, 12. Devam ediyor arkadaşlar. O zaman altıncı satıra gelince 6 tane çift sayı yazılı olacak. Bakın bir tane çift sayı yazıldı. Buraya 2 tane çift sayı yazıldı. 3 tane çift sayı yazıldı ve 6. satıra gelince 6 tane çift sayı yazılmış oldu. Toplamda burada 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 tane çift sayı yazılmış oldu. Şimdi arkadaşlar bu 21 tane çift sayının toplamına bakacağız. Bakın 2 ile başlıyor. 2, 4, nokta nokta 2N şeklinde yazdım. Ben neyi biliyorum? 21 tane sayı olduğunu. Yani terim sayımız 21. Dolayısıyla arkadaşlar N burada 21'dir. 2'den başlayıp 2N'ye kadar olan çift sayıların toplamına ne demiştik? N çarpı N artı 1 demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 21 diyorum. Buraya da 22 diyerek sonuca gidiyorum. Diyelim ki sen bunu yazmakta hala zorlanıyorsun. Terim sayımız nedir? 21'dir. Son terim 2 çarpı 21'den 42'dir. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bak burası bize neyi veriyor? 44'ü. 44, bölü 2 de 22'yi veriyor. Yani asla unutmayın. 2'den başlayıp 2 neye kadar giren çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1'dir arkadaşlar. 21 çarpı 22 şeklinde bulduk. Pratik bir çarpma göstereyim size. Mesela bunu 2 çarpı 11 şeklinde yazalım. Burası nedir? 42'dir. 42 çarpı 11. 11 ile çarpmada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki 42 sayısını ayırıyorum. Sonra 4 ile 2'nin toplamı nedir? 6'dır. İşte 42 ile 11'in çarpımı 462'dir. Bir tane başka örnek vereyim. 94 ile 11'i çarpalım. Arkadaşlar 9, 4'ü e ayırıyorum. 9 ile 4'ün toplamı 13'tür. 3'ü buraya yazdım. Elde var 1. 9'u 1 artırdım. 10 oldu. Cevap burada 1034 geldi. Bu da 11 ile çarpmanın pratik yolu arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Sayıların büyüklüğü kadar nokta yardımıyla bir üçgen oluşturabilen sayılara üçgen ya da üçgensel sayılar adı verilir. Yukarıdaki şekilde 10 sayısının bir üçgensel sayı olduğu görülmektedir. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane nokta var. Burada ise iki tane nokta var. Burada üç tane nokta var. Burada 4 tane nokta var. Birden başlayıp bu şekilde 1, 2, 3, 4 ardışık olarak ilerleyecek. Bakın buradaki sayıların toplamı bize 10'u verir. Bu şekilde birden ene kadar olan sayıların toplamı şeklinde yazılabilen sayılarımız üçgensel sayılardır. Dolayısıyla 10 sayısı burada üçgensel sayıdır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'ün toplamı şeklinde yazılabiliyor. Ve o sayı üçgensel bir sayımı bunu anlayabilmek için de n çarpı n artı 1 bölü 2'ye bakarak o sayının üçgensel sayı olup olmadığına karar veririz. Tamam biz burada 10 dedik. Mesela 15 verseydi sen onun e, üçgensel sayı olup olmadığını nasıl anlayacaktın? Tamam buraya bir tane 5 eklediğimizde toplamı 15 olacak. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde ifade edilebildiği için 15 sayısı üçgensel sayı olacak. Bunu burada detaylıca anlatmak istedim. Çünkü arkadaşlar soru bankalarında karşımıza çıkacak. Şimdi burada farklı bir şey yok. Gelelim sorumuza. Güneş matematik dersinde binom katsayılarını kullanarak oluşturulan Pascal üçgenin yardımıyla N burada doğal sayının elemanı olmak üzere X artı Y üzeri N açılımındaki katsayıları bulabileceğini öğreniyor. Güneş x artı y üzeri 8 açılımındaki kat sayıları Pascal üçgeni oluşturarak bulmak için kaç tane sayı kullanmalıdır? Şimdi şöyle düşünebilirsin. Ben daha binom çalışmadım. Bilemem. Pascal üçgeni neyi ifade ediyor? Hiçbir fikrim yok diyebilirsin. Şimdi ben burada küçük bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ne burada? Doğal sayı olacak değil mi? Doğal sayı olduğuna göre sıfır olabilir. O zaman arkadaşlar x artı y'nin sıfırıncı kuvveti olarak düşünürsek sayı 1 olur. Ve buradaki bir sayısı kat sayıdır. O biri buraya yazıyoruz. Şimdi neye burada bir verelim arkadaşlar. Dolayısıyla x artı y geldi. Bakın iki tane terim var. Kat sayıları da bir oldu. O kat sayılar buraya yazıldı. Şimdi x artı y'nin karesine bakın. x kare artı 2x y artı y karedir. 3 tane terimimiz var. Dolayısıyla kat sayıları 1, 2, 1'dir. 1, 2, 1 şeklinde yazıldı. Burada kat sayılarının hangi sayı olduğunun önemi yok. Sadece şuna dikkat edin arkadaşlar. 0 yazınca 1 tane sayı yazdık. 1 yazınca 2 tane sayı yazıldı. 2 yazınca 3 tane sayı yazıldı. O zaman kuvvetin bir fazlası kadar sayı yazıyorsak, burada da 8 yazılıysa bir fazlası kadar sayı yazacağız demektir sorduğu kısımda 9 tane sayı yazılıyor demektir arkadaşlar burada bir tane sayı yazılı bu satırda iki tane bu satırda üç tane en son 9 tane sayı yazılacaksa toplamda kaç tane sayı yazılır birden dokuza kadar olan sayıların toplamına bakıyorum 9 çarpı 10/2den 45 tane sayı yazılır diyeceğiz sevgili gençler Umarım anlaşılmıştır Evet değerli öğrencilerim böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bence çok güzel detaylı sorular çözdük. Umarım her şey anlaşılmıştır. Bence dersten sonra ben bu derste neler öğrendim diye şöyle bir göz gezdirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.